Sen ne giyeceksin? Nerede? Düğünde. Reşat'ımın düğününde. Böyle diyorum, yerlere kadar uzanan bir tuvalet giyeyim diye düşünüyorum ben babaanne. Tövbe tövbe. Niye bana inanmıyorsun ha? Deli miyim ben? Uyduruyor muyum bunları? Reşat'ım nihayet evlenecek. Mürüvvetini göreceğim. Ne diyelim o zaman? Allah Mesut bahtiyar etsin. Mutluluklar dileyelim. Tamam. Şükran. Senin ne işin var burada? Babaannem yalnızdı da onun yanına geldim ben de. Bugün kafada hiç yerinde değil. Sabahtan beri tutturdu oğlum evlenecek, oğlum evlenecek diye. Ne oldu? Sen niye öyle baktın? Babaannem doğru söylüyor. Reşat babam evlenme kararı aldı. Ne? Nasıl? Kiminle? Nasıl? Sebep kiminle? Ne? Sence kimle? Deme. Çiçek Hanım'la de. Demek o yüzden babaannemin başından ayrılmıyormuş bu kadın. Gelinimi çekiştirme. İyi bir kız o. Senin gibi vefasız değil. Babaanne ben sana yıllarımı verdim ama sen nasıl söylersin bana böyle ya? Peki Ömer'le Nisa ne dedi? Sorma sorma. Kıyamet kopmuş. Babam Ömer'i evden kovmuş. Ay. Gamze, bu işte bir büyü falan olmasın? Hani böyle ip mip sarıyorlar aşık falan etmek için. Ay ne aşık Allah'ını seversen. Ne o zaman bu peki? Ama akşam biz yine de lokantamızı açıyoruz değil mi? Tabii tabii yapacağız, her şey aynen devam. Heh tamam. Sen hiç merak etme zaten. Kontrol bende. Listem elimde. Tamam. Tuna, hadi bak geç kalıyorsun. Heh. Al bakalım şunu. Aferin. Bu çocuğun üstüne başına bir şeyler alın. Böyle düğüne formayla gelmesin. Allah Allah. Ne düğünü? Neyse sen boş ver. Hadi bakalım. Geç kalıyorsun. Hadi. Ben de bir üstümü değiştirip bankaya geçeceğim. Sen git bir acık üstüne bir şey giy zaten sen. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sen ne giyeceksin bu düğünde? Hiç düşündün mü? Babaanne. Allah'ım yarabbim seni koru yarabbim.